İyi akşamlar. Merhabalar. Mekan ve İnsan programının 20. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Mekan ve İnsan'ın 22. bölümüyle yine karşınızdayız. Mekan ve İnsan'ın 37. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Mekan ve İnsan'ın 42. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ben nedense Mekan ve İnsan'ın bölüm sayısını söylerken hep dilim sürçüyor. Ve Mekan ve İnsan'ın 43. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Hülya Dinç. Bugün de programın numarasını söylerken hata yapmadım ama arkadaşımın ismini söylerken hata yaptım, özür diliyorum. Benim hep programı açarken dilim sürçüyor. Bugün yine çok değerli ve sevgili bir konuğumla çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kent ve kent araştırmaları üzerine birlikteyiz. Kendisine insan hakları kentleriyle ilgili bir program yapmayı teklif ettim. O da beni kırmadı, geldi. Teşekkür ederim tekrar. Neden böyle bir oluşuma gerek duydunuz? Neler yapıyorsunuz ve nasıl yapıyorsunuz? Çok boyutlu bir mesele olarak görüyoruz kent hakkı meselesini. Yaşadığımız şey psikolojimizi nasıl etkiliyor konusuna hani iyi etkiliyor diyemem. Kötü etkiliyor hiç diyemem. Fonksiyonel sürekliliği nasıl sağlarız? Bir. İkincisi mekansal sürekliliği nasıl sağlarız? Her şey bir küresel yarış içinde. Bu çalışmaların yapılıyor olmasını umut verici buluyorum. Umuyoruz. Güldürdüm ama. Evet. Ben kendim bu şekilde. Hocamın biyotaklitini söyleyeceğim. Ona katkısını alacaktım. Ben mi anlatayım? Şeyler geldi. Tamam artık bitirin. Geldi. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bugün geldiğin, bize bu değerli çalışmaları anlattığın ben için. Çok... Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum.